istiyorum mısırla normalleşme ne aşamada mısırla normalleşme askıya mı alındı yavaş ilerliyor hala dedi dışişleri bakanı libya ile hidrokarbon anlaşması mısır aleyhine değil yavaş ilerlemesinin nedeni de biz değiliz demişti ne oldu türkiye ile libya arasında bir hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası anlaşması imzalandı hem yunanistan hem mısırın büyük tepkisini çekmişti ve e, Mısır'ın e, bu konuya dair bazı açıklamaları olmuştu, anlaşmanın yasa dışı olduğu yönünde bazı görüş beyanları e, vardı ve bunun karşıda her türlü hukuki yola başvuracaklarını söylemişlerdi. Hem Mısır hem Yunanistan dışişleri bakanı konuya dair bir açıklama yapmışlardı. Şimdi Mısır'la normalleşme Mısır açısından durdu mu? E, dışişleri Orada... bakanı hala yavaş ilerliyor dedi ama buyurun Melik Bey. Sultanım iki e, çok özür dilerim bir, bir cümleyle. E, ya orada iki tane temel problem var aşamadığımız iki tane problem yani sen bakın dedi gerçekten bizden kaynaklı değil hı hı. normalleşme bir Mısır'ın bizim Libya ile yaptığımız anlaşmadan kaynaklı e, bir rahatsızlığı İkincisi de e, Yunanistan'da daha önce yaptığı belirli anlaşmalar biliyorsunuz e, bu normalleşmeden önce, işte Yunanistan, e, Mısır, İsrail, e, buralarla problem yaşıyorduk. Evet. İşte Körfez'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. E, şimdi doğal olarak Yunanistan ve Fransa şöyle bir yöntem izledi. Aslında Yunanistan özellikle bu ne kadar görülmemiş bir yöntem. Yani Yunanistan'la bizim 60 yıldır gerilimli sorunumuz var da ilk kez Miçotakis döneminde biz bir şey gördük. O da şu. Kim Türkiye'de sorun yaşıyor anında gidiyor onunla bir anlaşma yapıyor ve arasını iyi tutup Böyle şeyleri e, cepheyi genişletti. Hmm. E, dolayısıyla mesela Mısır, Bistro onun bir parçası oldu. Ama bu aşırmayacak bir sorun değil. Biraz kendi hmm. iş dengelerinden kaynaklanıyor. Çünkü ben de bu konuda bir kere yazdım. Hatta birinde yanıldım. Yani yanıldım derken Mısır'da normalleşme haberini öğrenip diplomatik kaynaklardan yazdığımda bunun İsrail'den daha az olacağını yazmıştım. Hmm. Orada yanıldım. Hmm. Yani. Hmm. Çünkü hani İsrail daha zor görülüyordu. Hı hı. Tam tersi İsrail'de daha hızlı oldu. Büyükelçiyi de atadık falan filan. Ama Mısır'da çok ilerleyememesinin iki iki, iki temel nedeni bu. Ee, ama aşılmayacak meseleler olduğu kanaatinde değilim İyiz, tabii. Is, dış politikada özellikle Metan abi gibi bu işin erbabı olan biri yanında çok dikkatli tane tane konuşurum ama. Çok fena ağır konuşurum sonra bak. Ya bu aşılmayacak mesele gibi görünmüyor. Heh, peki öyle mi gerçekten? Mısır Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin Libya'da attığı adımlar nedeniyle iki oturum sonrasında bu normalleşme yönelik evet. görüşmelerin sona erdiğini söyledi. Sizce aşılamayacak mesele mi değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Mısır meselesi sağ olsun Melik e, konulara Ankara'da çok hakimdir. Onun alçak gönüllü de. Eee... İki tane ülke bizim dış politikamızda çok ayrı bir kontekste dışları sistematiğinde değerlendirilir. Bir tanesi Fars diplomasisi, Acem diplomasisi olarak bilinen işlerin beşi merkezi ve yüzlerce yıllık gelenek üzerine kurulu bir İran gerçeği vardır. İkincisi de bölgesel rekabette bu sadece biz bunu AK Parti iktidar döneminde önceki dönemlerde de gördüğümüz Mısır'la bölgesel liderlik çekişmesi üzerinden devam eden bir süreçtir. Yani dış politika dinamiklerinin ve gerçekliklerinin biraz dışında hareket eder. Türkiye, Mısır, Türkiye, İran ilişkileri. Çünkü liderli İran'da bir de lider çekişmesi de vardır. Ee, İran yani sadece işte rejim ihracı falan bir ara çok popülerde konuşuyor. Ondan da öte İran'ın bir ben bölgenin ağasıyım diyen bir de Mısır ben bölgenin güney ekseninin ağasıyım diyen bir tutumuna karşı Türkiye'nin mücadelesi vardır. Türkiye bir de Son dönemlerde gerek Kuzey Afrika coğrafyasında gerek Orta Doğu coğrafyasında etkin bir rol oynadı. Belli bir noktaya kadar da geldi. Oradaki ülkelerle ayrı organik ilişkileri de farklı bir ilişki sistematiği de oldu. O, o açılardan bakıldığında Mısır aslında en başından beri en sıkıntı yaratabilecek sür, süreci en hassas olabilecek ülke olarak görülüyordu. Yani İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan var bir, bir set vardı ya hepsiyle birden kavgalıydık bir ara. Ki burada hem Dışişleri Bakanlığı'nın, e, profesyonel diplomatlarının, fedakar e, çalışanların çabaları hem de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bu süreçlerin yumuşatılmasındaki çabalarını yan yana koyduğumuzda belli bir yere kadar getirildi. Kesinlikle. Mısır için çok uğraşıldı ama Mısır her zaman şöyle bir beklenti vardı kendisiyle ilgili her zaman bir şeyi bahane eder. Mesela Melik Yiğit elin kravatı niye lacivert kırmızı? Herhangi bir şeyi bahane edebilirler. Ee, en son Libya ile ilgili açıklamaları işte konuşuldu ve artık açıkça biz ondan Türkiye'den e, beklediklerimizi yapmadı gibi falan küstahçıya varabilecek çıkışlarda bulundular. Ee, Mısır'la ilişkilerimizi düze bizim düzeltmemiz demek Mısır'ın her dediğini yapacağımız, Mısır'ın gösterdiği yoldan yürüyerek onun hizasına gireceğimiz gibi bir tuzağı da içeriyordu. Böyle bir şey yok. Yani ilişkileri karşılıklı menfaat çerçevesinde ve dengeyle geliştirirsiniz. Türkiye de bunu kabul etmedi. Mısır çünkü birkaç kere ben biliyorum müzakerelerde haddini aşmış. Hmm. Onu da böyle yaparsan sana üç madde daha verir. Ne yapıyorsun ya? Sen beni sınav mı test mi o yapıyorsun zaman, falan. Uzlaşma yanaşacak gibi bir pozisyonu yani mı değil. Yani Mısır'la bakın yanaşsak da Heh. perde arkasında hep çık, çık, şey olur. Pek sıkıntı le, olur. Böyle virgül koyayım. Bir dakika. Ama. Reklam. Bu bir konteks bitiriyorum. İran meselesi zaten böyle gelmiş, böyle gidecek. Hani dostuz kardeşiz derler, Peki. arkadan neler Peki. neler yaparlar.